Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir bıçak inceleme videosu çekeceğiz. Elimde görmüş olduğunuz bıçak Halmak Beyaz Kurt modeli olarak geçmektedir. Hemen incelemesine başlayalım arkadaşlar. Bıçak bize bir adet kutu, bir adet kılıf ve bıçak ile birlikte, bıçak kendisi ile birlikte gelmektedir. Şu an elimde kutusu mevcut değil. Bıçak yaklaşık olarak 2 senedir bende arkadaşlar. Hiç kullanmadım. Sadece koleksiyonumda duruyor. Bıçağın incelemesine hızlıca başlayalım arkadaşlar. Tasarımından ve kalitesinden bahsedeceğiz. Öncelikle tasarımından başlayalım. Kılıfından incelemeye başlıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir kılıfı var. Şöyle bir adet şuradan kemeri takıyorsunuz arkadaşlar. Belinize sabitliyorsunuz. Kemeri takma klipsinin sabit olması bir yandan kötü. Yani kemeri komple çıkarıp öyle takmanız gerekiyor. Başka türlü kemere geçiremezsiniz. Onun haricinde kılıfta bir adet paracord ip var. Bacağınıza sabitleyebilmek için bıçağı. Şuradan kemeri takıyorsunuz. Buradan bıçağı yani kılıfı bacağınıza sabitliyorsunuz ki yalpa yapmasın koşarken falan. Kılıfta ek olarak bir adet de küçük cep bulunuyor arkadaşlar. Buraya küçük bıçak koyuluyor genelde. Av bıçağının yanında küçük çakı tarzında bıçakları taşırlar ki ince işler için. Ben şimdilik dolu görünsün diye bir çakmak koydum buraya. Çıkartıyorum onu. Evet arkadaşlar. Bıçağı bir kılıfına koyup inceleyelim bakalım nasıl görünüyor. Şurada bir adet plastik malzeme bulunuyor. Bıçağı takarken kılıfı kesmeyelim diye ince düşünmüşler. Bıçak takıldıktan sonra hareket halindeyken çıkmasını engellemek için de şöyle bir adet klips bulunuyor arkadaşlar. Şöyle kapatabiliyorsunuz. Kılıfı genel olarak bu şekilde arkadaşlar. Kılıfın üzerine kullanılan kamuflaj deseni ise değişiklik gösterebilmekte, sabit değil. Koyu olanı var, açık rengi olanı var vesaire vesaire. Şimdi bıçağın kendisine geçelim arkadaşlar. Bıçağın uzunluğu yaklaşık olarak 30 santim falan. Şöyle cetvelle de göstereyim size hemen. 30 santim bir cetvelimiz var. Gördüğünüz gibi tamı tamına 30 santim. Sapı ise 12 santim civarında arkadaşlar. Onun haricinde şuradaki kullanılan malzemelerden bahsedelim arkadaşlar. Bıçağın sapı plastik, beyaz plastik. Şuralarda pirinç kullanılmış. Pirinç, yani balçak pirinç malzemeden. Sapı da aynı şekilde pirinç malzemeden. Dibini göstereyim şöyle. Bıçağın dibinde Türkiye Cumhuriyeti yazmakta ve bir adet bayrağımız bulunmakta. Şurada aynı şekilde bayrağımız yer almakta. Bıçağı alırken genelde şuraya alış tarihinizi falan yazıyorlar. Şurada komando vesaire yazmakta. Şurada bıçağı sipariş ettiğim tarih. 2018 tarihinde sipariş vermişim ben bunu. Tasarım olarak güzel, hoşuma giden bir tasarımı var arkadaşlar. Gayet güzel, tatmin edici güzel bir tasarımı var. Şurada bir adet kanolu bulunmakta. Desenli, delikli bir şekilde. Kanolu şekilli, güzel bir kanolu. Şurada bir adet testere. Testere işe yarar bir şekilde arkadaşlar. İş görüyor yani. Ağaçta, ahşap üzerinde vesaire denedim ben bu testereyi. İşimizi görüyor diyebilirim. Onun haricinde bahsetmemiz gereken bir şey daha var. Arkadaşlar bıçak full tank değil. Namlu su ile sapında kullanılan demir ayrı malzemeler ve kaynak. Yani şurada bunun içerisinde bir adet çubuk, demir çubuk bulunmakta ve bu namluya kaynatılmış durumda. Bu çok bıçağın çok kaliteli olmadığını gösteriyor. Çok güveni olmaz bu tarz bıçaklara. Yani herhangi bir şekilde kastırdığınız zaman vesaire o kaynak çok güvenilir bir malzeme değil. Kırılabilir. Onun haricinde şurada görmüş olduğumuz pirinç malzeme vidalı şekilde. Şunu şöyle açıp kastırarak çözebilirsiniz ve şu plastik malzemeyi çıkartabilirsiniz. Ben hiç daha önce çıkarmadığım için şu anda açıp bozmak istemiyorum. Gevşetmek istemiyorum yani, öyle söyleyeyim. Genel olarak böyle. Bıçağın ağız keskinliği şu an iyi değil. Aldığım şeklinde duruyor. Hiçbir şekilde biletmedim. Bir ağız açmışlar lazerle, otomatik fabrika çıkışı, ama keskin değil. Ben de biletmedim. Şurada bir adet parmak için bir boşluk bulunmakta. Ne olur ne olmaz diye şöyle bir boşluk bırakmışlar. Güzel bu da. Güzel bir şey. Evet, genel olarak arkadaşlar bıçak tasarımı olarak harika. Güzel.
tasarım olarak tavsiye ederim. Koleksiyonunuzu alıp koyabilirsiniz ama bunu alıp abi ben kampa giderken veya amatör olarak avcılıkla uğraşıyorum vesaire kullanabilir miyim derseniz kesinlikle hayır. Bu uçağa güven olmaz. Öyle sağa sola buna güvenip de herhangi bir iş yapamazsınız arkadaşlar. Bunu bir yere götürecekseniz bunun yanında da bir tane adam akıllı bir bıçak götürmek lazım. Çünkü çeliği ucuz bir çelik. Bıçağın zaten kendisi ucuz. Yani bu bıçağın fiyatına yani kaliteli bir çelik almak isterseniz sadece işlememiş ham çelik bile bu bıçaktan çok daha pahalıya mal oluyor arkadaşlar. Yani ona göre bıçağın ne kadar kaliteli olduğunu biraz düşünüp tahmin edebilirsiniz. Arkadaşlar incelemeler bu kadar. Yorumlarınız varsa belirtebilirsiniz. Almak isteyen arkadaşlara alıp koleksiyona eklemelerini tavsiye ederim. Yerli üretim, yerli üretime de katkı sağlamış oluruz böylelikle. Videoyu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.